Hepiniz, Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Veli Derin Ara sezona kadar yani şu an yaşanan ara tatile kadar ki dönemde yüzde eğitimde yaşanan ciddi sorunları paylaştı. Raporunu aktardığımız videodasınız. Burada ciddi bilgiler var. Bu bilgileri size aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğitim dünyasına dair güncel bilgileri, hayata dair birçok içeriği kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi raporda 6 Eylül'de yüzde eğitim başladığı günden bugüne 10 hafta geçti. Salgın hiç yaşanmamış. Vakalar, can kayıpları yaşanmaya devam et çıkmıyormuş gibi alınmayan önlemlerle 10 hafta yaşadık biz veliler çocuklarımız öğretmenler tüm eğitim emekçileri salgında bir kez daha yalnız bırakıldık açıklamasında bulundu ve tespitlerini arkadaşlar açıklamadaki tespitlerini madde madde maddeleştirdi ve yayınladı Ben şimdi size o maddeleri okuyorum arkadaşlar ek dersi yeterli sayıda okul yapımı sağlanmadı yeterli öğretmen ataması yapılmadı ders süreleri kısaltılmadı Sınıflar seyreltilmedi. Hijyen, fiziki mesafe, havalandırma ile ilgili önlemler alınmadı. Salgında yardımcı personel sayısı daha da arttırması gerekirken 2020-2021 eğitim öğretim yılında İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na 90 bin kadro ayrılmasına rağmen salgında yüz eğitimde yalnızca 42 bin kadro ayrıldı. Örneğin Manisa'da 2020-2021 eğitim öğretim yılında 900 olan temizlik görevlisi bu sene 308. Bu cidden bir sıkıntı yani temizliğe, hijyenin önemli olduğu detayda yani onların azaltılması ilginç bir durum arkadaşlar. Yüz eğitimde alınması gereken önlemler için ayrılmayan kaynaklar salgının başından itibaren olduğu gibi ekonomik öncelikler için kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi kapsamında 78.500 etkileşimli tahta ve 16.000 masaüstü bilgisayar ihalesi yaptı. 4 Eylül tarihinde 2017'de yayınlanan Yönetmelik kaldırarak yüksek öğretim yurdu bulunan kimi vakıf ve derneklerin desteklenmesi için yeni yönetmelik yayınlandı. Üniversite öğrencilerinin salgında daha artan barınma sorunu ve en temel kamusal haklarına kaynak ayırmaya, yerine vakıf ve derneklere kaynak aktarılması kararı açıklandı. Yüz binlerde çocuğumuzun salgında öğretmen ihtiyacı da artmış ve Milli Eğitim Bakanlığı verileriyle en az 175 bin, 170 bin öğretmene ihtiyacı varken yalnızca 15 bin öğretmen ataması yapıldığı haberlerle açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimi üzerinde ise 15 bin öğretmenin hemen görevi başlatılması yerine Şubat 2022'de görevi başladıkları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim istatistikleri açıklandı ve kamu okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı 25,5 iken özel okullarda 9,4 olduğu açıklandı. Açıklanan veriler ve kamu okulları ile özel okullar arasındaki eğitimdeki eşitsizlik ortaya çok ciddi boyutlarla yansıdı. Yayınlanan verilerde son bir yılda öğrenci sayısının 155.938 azaldığı yer aldı. Ciddi bir okul terk sorunu somut bir gerçek iken öğrencilerin okula dönüş için gerekli önlemler alınmadı ve son yayınlanan verilerde bu sayı 675.000'e ulaştı. Çok ciddi bir artış. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre işten çıkarma yasağı olmasına rağmen özel okullar Toplamda 12535 öğretmeni işten çıkarttı. Milli Eğitim Bakanlığı 1-3 Aralık'ta şura yaptı. Salgın ve eğitim yer almadı bu şurada. Yapılan açıklamadan sonra şuran temel gündeminden biri okul öncesinde 4-6 yaş kuran kurslarının zorunlu eğitim olması oldu. Yüzde eğitimin yalnızca 3. haftasında en az 630 sınıf karantinaya alındı en az 643 öğretmenle 5358 öğrenciye pozitif tanısı konuldu. Müfredat seyreltilmeleri öğrencilere yine tüm müfredattan sorumlu sayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflardan sonra 7. ve 11. sınıflar içinde destekleme ve yetişme kursları açılmasına karar aldı. Milyonlarca çocuğumuzun uzaktan eğitime erişememesine, salgında kayıpları giderilmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadı. Bu yönde açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Rapor çok doğru bir şekilde gidiyor. Sizin peki bu konudaki düşünceleriniz, görüşleriniz nasıl? Sizin yaşadığınız sıkıntılar neler? Burada dediğim gibi raporlar üzerinden ciddi azalmalar, hayatını kaybeden öğretmenler var. Bunlarla ilgili açıklamalarda yer alıyor. Sorunu dile geçiren bir açıklamada bulundu sizin kendi yaşadığınız sorun, gördüğünüz, duyduğunuz sorunları yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu tip haberlerden, güncel duyurulardan hızlıca haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.